devam edecek ve ağacı dolaşmış olacağız. Bununla konuşmuştuk. Q'nun durumu ve hangi sırada Vertex'lerin vizit edildiği. Bu da Breadcrust Search Tree'di. Hatırlıyorsunuz. Sıfırdan önce 1'e gitmiştik. Sonra 3'e gitmiştik. Bunlar sıfıra 1 uzaklığındakiler. Sonra işte 1'den gidebildiğimiz 2, 4, 7, 6 ve 7 vardı. Onlara gittik. Bunlar 0'dan 2 uzaklığındakiler, sonra 3 uzaklığındakiler şeklinde devam ediyor. Burada 3'ten 2'ye edge vardı hatırlıyorsunuz grafta. 3'ten 2'ye bir edge var. Bu tip edge'leri aslında silmiş olduk graftan ve ağaç elde ettik. Tamam, bunda problem yok. Breadth First Search'ü kullanarak işte bir maze'de en kısa yolu bulmak mümkün. Aslında uzaklık olarak en kısa yolu değil, en az dönüşle belki, en az vertex gezerek en kısa yolu buluyor. Yoksa uzaklık olarak en kısa yol demek değil. Okay. Uzaklık olarak en kısa yolu bulmayı daha sonra bahsedeceğiz. Bunları konuşuldu. Breadth First Search implementasyonu üzerinde konuştunuz. Çeşitli identified ve parent diye iki tane diziden faydalanıyorduk. Evet. Maze'de fiziksel uzaklığı node olarak gösterirsek o zaman en kısa yolu gösterir mi? Breadth First Search. Evet, birim uzaklık tanımlayıp o birim uzaklıklardan oluşan pek çok node koyarsanız evet. Ama onun yerine şu uzaklıkları edge'lere weight olarak verip weighted shortest path algoritmaları var. Onu kullanmamız çok daha mantıklı. Sonuç olarak en az kaç tane vertex gezerek bu maze'i dolaşabiliriz onu veriyor. Vertex'leri nerelere koyduk? Aslında vertex'leri koyduğumuz yer burada önemli. Vertex'leri kavşaklara koyduk. Hani eğer elinizde bir İstanbul'daki bütün yolları trafiği graf olarak belirtmek istiyorsak kavşaklarımız vertex. Kavşakları birbirine bağlayan yollarda edge olacaktı. Aslında burada da onu yaptık gördüğünüz gibi. Kavşaklar buralar. Kavşaklara yani şu dead end'de de olması lazım. Onu da kavşak gibi düşünebilirsiniz. Kavşaklara koyduk aslında. Mesela şu kıvrıma koymamıza gerek yok. Orası kavşak değil. Oraya koyabilirdik de. Koyulmasının da belki bir mahsuru yoktu şuralara. Peki. Evet, application'ı nasıl yapacağımızı geçen ders konuşulmuştu değil mi? Bu ders aslında depth first search üzerinde konuşacağız. Depth first search, breadth first search'e benziyor. Ama depth first search'te yine bir vertex'ten başlayıp o vertex'ten gidebileceğimiz kadar gitmeye çalışıyoruz. Biraz önce şu vertex'e gelip bu vertex'ten gidebileceğimiz yerleri identify olarak işaretleyip sonra şununla devam ediyorduk. Depth first search'te ise buraya geldikten sonra buradan gidebileceğimiz yer, buradan gidebileceğimiz yer diye gidebileceğimiz kadar gideceğiz. Ta ki daha fazla gidemeyeceğimiz bir yere ulaştığımız zaman oradan da backtrack edeceğiz. Geriye döneceğiz. Bir önceki vertex'ten gidebileceğimiz yerler var mı? Bir önceki vertex'ten gidebileceğimiz yerler var mı? Diye bakacağız. Mesela ileri gitmek istemiyorum. O yüzden geri geldim. Şöyle bir grafa baktığımız zaman
herhangi bir vertex seçebiliriz yine depth first search için. Yine 0'ı seçtiğimizi düşünelim. 0'ı aldık. 0'dan gidebileceğimiz iki vertex var. Bunlardan bir tanesini seçmek durumundayız. Diyelim 3'ü seçtik. 3'ten gidebileceklerimiz nereler var? Sadece 2 var. 2'ye gittik. Ondan sonra 2'den gidebileceklerimiz 9, 8 ve 1 var. 9, 8, 1'den bir tanesine gideceğiz. Diyelim 9'a gittik. 9'dan gidebileceğimiz bir yer kaldı mı? Hayır. 9'da tıkanmış olduk. Geri geleceğiz. 2'ye bakacağız. 2'den gidebileceğimiz başka bir yer var mı? Evet. 8 var. 8'e gideceğiz. 8'den gidebileceğimiz yer var mı? Hayır. 2'ye geri döneceğiz. 1'den gidebileceğimiz bir yer var mı? Gidiş yönümüzü de isterseniz koyalım şöyle. 2'den gidebileceğimiz yer var mı? Evet. 2'den 1'e gideceğiz. 1'i alacağız. Sonra işte 1'den gidebileceğimiz yer var mı diye bakacağız. Diyelim 4'e gittik. 4'ten gidebileceğimiz yer var mı? 5'e gittik. 5'ten var mı? Yok. 4'e geri döndük. 4'ten gidebileceğimiz yer var mı? Evet. 6'ya gittik. 6'dan gidebileceğimiz yer var mı? Hala var. 7'ye gittik. 7'den gidebileceğimiz yer var mı? Yok. 6'ya dönüyoruz. 6'dan gidebileceğimiz yer kaldı mı? Hayır. Yok. 4'e dönüyoruz. 4'ten var mı? Yok. 7'den var mı? Kalmadı. 2'den, 3'ten, 0'dan tekrar geri dönüp oradan daha fazla gideceğimiz yer var mı diye bakıyoruz. Bu işlem size neyi hatırlatıyor? Recursion hatırlatıyor değil mi? Gidiyoruz, orayı explore etmeye çalışıyoruz. Sonra geri dönüyoruz, bir başka yere gidiyoruz. Tamamen recursive olarak yazmaya çok uygun değil mi? Aslında yaptığımız şey, baştan başlarsak mesela şurada. Ön 2'ye geldik. 2'nin bütün çocukları için, önce şu çocuğu için, sonra bu çocuğu için recursive olarak breadth first search yapıyoruz. Veya 3'teysek 3'ten gidebileceğimiz yerler için, 3'e adjacent olanlar için, 2 için breadth first search yapıyoruz. Diyelim 0'dan başladık. 0 için başladığımız zaman 3 için yaptık. 3 için yaptığımızda gördüğünüz gibi bütün her yer tarandı. Sonra tekrar 0'ın öteki adjacent olan 1 için yapmaya gittiğimiz zaman orası zaten görünmüş olduğu için devam etmemize gerek kalmıyor. Okay. Böylelikle vertexleri dolaşmış oluyoruz. Burada gidebileceğimiz yere kadar gitmek esas, tekrar şuraya dönersem, start at some vertex, follow a simple path discovering new vertices until you cannot find a new vertex. Ta deden tükeresiye kadar, daha fazla bir yere gidemeyeceğimiz yer bilesiye kadar gideceğiz. Sonra back up until you can start finding new vertices. Geri dönmeye başlayacağız. Ta ki ne zamana kadar geri döneceğiz? Bir başka bir yol bulasıya kadar geri döneceğiz. Aslında genelde şeyleri çözerken maze neydi? Labirent. Labirentleri çözerken kullandığımız yol budur değil mi? Bir yerden başlarız. Tercihler yaparak gidebileceğimiz yere kadar gideriz genelde. Ve bulduğumuz zaman, dedent buluyorsak geri gideriz. Bakarız bir önce gidebileceğimiz bir yer var mı? Labirentler için genelde kullandığımız metot depth first search. Breadth first search gene labirenti çözebiliyorsunuz ama en kısa yolu bulmak için kullanacağımız yollardan bir tanesi. Depth first search algoritması aslında biraz önce bahsettik. Bir vertex'ten başlayacağız. Bunu visit olarak işaretliyoruz. Gri ile işaretliyoruz. Bunu
gördüğümüzü görme sırasını handleceğiz. Görme sırasına, görme dizisine bunu yazıyoruz. Bu vertex'i, U vertex'ini yazıyoruz. Ve U vertex'ine adjacent olan bütün V vertex'leri için eğer bu vertex'ler discover edilmemişse, daha önce visit edilmemişse bunların her birini önce de first search tree'ye koyuyoruz. Yani oraya gidiyoruz. Ondan sonra bu vertexler için, V vertexler için recursive olarak aynı algoritmayı çalıştırıyoruz. Okey. Bütün ulaşabileceğimiz, U'dan ulaşabileceğimiz vertexler bittikten sonra U ile işimiz bitiyor ve U'yu başlangıçta gray olarak set etmiştik. Şimdi black olarak set ediyoruz. Yani işimiz bitti U ile diyoruz. Ve bunun finish time'ını set ediyoruz. Yani bitirilme durumundaki vertexler listesine atıyoruz. Okay. Eğer grafımız connected ise bu şekilde dolaşarak bütün vertexleri dolaşabiliriz, değil mi? Yani belli bir vertexten başlayıp grafımız connected ise bütün vertexleri dolaşabiliriz. Ama grafımız connected değilse bir vertexten başlayarak bütün vertexleri dolaşamayacağız. O zaman ne yapabiliriz? Eğer bütün vertexleri dolaşamazsak dolaşamadığımız vertexlerin bir tanesinden tekrar depth first search'ü çağırmamız mümkün. O zaman ne olacak? Bir tane vertex seçtik grafımızın içerisinde. Şu bizim grafımız. Bir tane vertex seçtik. Ondan ulaşabileceklerimizi işaretledik. Bütün vertexlere ulaşamadık çünkü connected değildi. Bir başka vertex seçtik. Ondan ulaşabileceklerimizi işaretledik. Kalanlar içerisinde bir başka vertex'e ulaşabileceklerimizi seçtik. Aslında neleri bulmuş olduk? Connected component'ları bulmuş olduk, değil mi? Şu bir connected component, bu bir başkası, bu bir başkası. Her biri birer connected component. Hatırlıyorsunuz connected component, değil mi? Bunlar arasında herhangi bir bağlantı yok. Şuradaki bir vertex'e, buradaki bir vertex, buradaki bir vertex'e, buradaki bir vertex arasında herhangi bir bağlantı yok. Connected component'ları bulmuş olduk. Bunların her biri birer depth first search ağacı. Üç tane ağacımız oluşmuş oldu. Bu tip bir yapıya da depth first search forest diyoruz. Daha doğrusu ağaçlardan oluşan yapıya da tabii ki forest diyoruz. Normal olarak, değil mi? Orman diyoruz. Okey. Diyelim şöyle bir graf var. Herhangi bir vertex'ten başlayabiliriz, dediğim gibi. Ama burada öncelikle sıfırdan başlanmış. Sıfırdan başladığımız zaman sıfır algoritmamıza göre önce griye boyanıyordu hatırlıyorsanız. Bunu artık visit ettik diye griye boyanıyordu. Sonra buradan ulaşabileceğimiz her bir vertex için depth first search çalıştırıyordu. Eğer o vertex daha griye boyanmadıysa. 1'den de başlayabiliriz, 2'den de başlayabiliriz. O tamamen implementasyonla alakalı bir şey. Burada 1'den başlamış. Önce 1 seçilmiş 0'ın adjacent vertexleri, 0 adjacent vertexler arasında 1 seçilmiş ve 1 griye boyanmış. Yani 1 için tekrar depth first search griye boyandıktan sonra depth first search algoritması çalıştırılmaya başlanıyor. Algoritmayı hatırlıyorsunuz. Şuradan. Depth first search algoritması çalıştırılıyor. Nerede? Şurada. Ondan sonra ilk yapacağımız iş griye boyamak. Bir için depth first search algoritması çalışmaya başlıyor. İlk iş griye boyuyor. Ondan sonra birden ulaşabileceğimiz vertexlerden
bir tanesiyle devam edeceğiz. Diyelim sıfırla devam etmek istesek, o daha önce bizitirildiği için onu atlayacağız. Öyle bir if statement'ımız vardı, hatırlıyorsunuz burada. Şuradaki if statement'ı sıfır bire adjacent olduğu halde onun atlanmasını sağlıyor. Çünkü bir visited. Atlıyoruz. Sonra bir sonraki adjacent olanına devam edeceğiz. Diyelim o 3. 3'e devam edeceğiz. 3 için tekrar depth first search algoritmasını çalıştıracağız. Buraya gidiyor. 3 gri'ye boyanacak. 3'e adjacent olan bir taneyle devam edeceğiz. 1'i deneyebilir, 0'ı deneyebilir. Bunlar visited. 4 deneyecek. 4 denediği zaman 4 için depth first search çalıştıracak. 4 için depth first search'ü çalıştırdığımız zaman ne olacak? Bunu gri'ye boyayacak ve bunun adjacent olanlara teker teker bakacak. Hepsi gri'ye boyanmış durumda, yani visit edilmiş durumda. O yüzden şuradaki döngüden çıkacak. Bütün adjacent olanlar halledildiği için. Ve bunu artık işim bitti bu vertex'e diye siyaha boyayacak. Şuradan siyaha boyamış durumda. Dörtle işi bitti. Ondan sonra ne yapıyorduk? Dördü çağıranla geri dönmüş olduk. Dördü kim çağırmıştı? Üç tarafından çağırmıştı. Üçe adjacent olan diğer vertexlere bakacaktık. Zaten sıfırla bire bakmıştık. Dörde gelmiştik. Dördü de işimiz bitti. Başka adjacent olmadığı için bu sefer dört bitiyor. Dört dönüyor. Üç dönüyor. Ondan sonra 1'e dönüyoruz. 1 için 0'a bakmıştık. 3'te bunu görmüştük. 3 için çalıştık. 4'e baktığımız zaman 4 hala hazırda visited. O yüzden 1'in işte bitiyor. 1 de dönüyor. Sonra 0'a dönüyoruz. 0'a baktığımız zaman hala bir tane işaretlenmemiş çocuğu var. Çocuğu değil. 0'a adjacent olan bir vertex var. Bu vertex için depth first search'ü tekrar çalıştırmaya başlıyoruz. Onu gri'ye boyuyoruz. Sonra ondan ulaşabileceğimiz bir vertex seçiyoruz. 5'i mesela. 5'i için tekrar depth first search çalıştırılıyor ve gri'ye boyanıyor. Ondan sonra ondan ulaşabilecek bir vertex 6 için tekrar depth first search çalıştırılıyor. O gri'ye boyanıyor. Sonra 6 gri'ye boyanmamış, görülmemiş bir şeysi olmadığı için, komşusu olmadığı için altının işi bitiyor, dönüyor. 5 aynı şekilde dönüyor, 2 aynı şekilde dönüyor. 0'ın daha handle etmediğimiz komşusu var mı diye bakıyoruz. Yok, o zaman 0'a dönüyor ve bütün vertexler taranmış oluyor. Bizim depth first search ağacımız nasıl oldu o zaman? Önce 0'dan başladık, 1'e gittik, sonra 3'e gittik, sonra 4'e gittik, burada 2'ye, 5'e ve 6'ya gittik. Şöyle bir ağaç elde etmiş olduk. Aslında bunları çizerek devam edebilirdik. Burada çizilmemiş herhalde değil mi? Kalın değil. Değil. Böyle bir ağaç elde edeceğiz. Depth First Search ağacı. Bu ağaç bütün vertexleri kapsadığı için bu graf connected olmalı. Yani bir grafın connected olup olmadığını anlamak için breadth first search de kullanabiliriz, depth first search de kullanabiliriz. Sonuç olarak herhangi bir şekilde bir vertexten başlayarak diğer bütün vertexleri gezebiliyorsanız problemimiz yok. Bakın. Burada bir tane daha gösterim var. Algoritmamızda demiştik bir discovery sırasını tutacağız. Bir finish sırasını tutacağız. Bir de visited olup olmaması hadisesi vardı.
function state'imiz vardı. Hangi sırayla function state'e girdiği vardı. Şimdi önce sıfırdan başlıyoruz. Sıfıra adjacent olan vertexler 1, 2, 3, 4'tü. Bunlardan önce sıfırı discover etmişiz. Adjacent olanlar bu. Ondan sonra 1'i discover ediyoruz. Sıfıra baktığımız zaman sıfır şey değil. Zaten discover edilmiş olduk durumda. O yüzden 3'ü önce discover ediyoruz. 3'ün çocukları, 3'ün adjacent olan vertexler arasında 0, 1, 4 var. Bunlardan 0'a baktığımız zaman 0 zaten visit edilmiş durumda, 1 visit edilmiş durumda. 4'ü visit ediyoruz. 4'ün adjacentlar arasında 0 var, 1 var, 3 var. Bunların hepsi visit edilmiş durumda. O yüzden bu direkt dönüyor ve 4 ilk bitirilen vertex oluyor. Ondan sonra 3 için 0-1'e bakmış, 4'e bakmıştık. Hepsi bittiği için 3 dönüyor. Sonra 1 için 0'a bakmıştık, 3'e bakmıştık, 4'e bakmamıştık. 4'e baktığımız zaman 4 de discover edildiği için 1'in işte bitiyor, 1 dönüyor. 0 için 1'e bakmıştık. Zaten 1 üzerinden gittik bunların hepsine. 2'ye baktığımız zaman 2'yi discover ediyoruz. Ve 2'ye adjacent olanlar 0, 5, 6. 0 zaten visited. 5 değil. 5'i discover ediyoruz. 5'ten gidebileceklerimiz 2 ve 6 var. 2 zaten görülmüş. 6'yı discover ediyoruz. 6'dan gidebileceğimiz 2, 5 var. İkisi de discover edilmiş durumda. O yüzden 6 return ediyor. 5'in 2 ve 6 vardı. 2'den gelmiştik zaten. 6'ya da bakmıştık. İkisi de bakılmış durumda. O return ediyor. 2 0'a bakmıştı. 5'e gitmişti zaten. 6 da visit olduğu için o da return ediyor. 2. Ve en son 0'a dönüyoruz. 1'e bakmıştık. 2'ye bakmıştık. 3 visited. 4 4 visited, 0 adjacent olanların da hepsi bitti. O yüzden 0'a dönüyor. Böylelikle şu sıra nodları görme sıramız, bu sırada nodların dan finish sırası, yani nodlarla işimizi bitirme sıramız. Peki. Evet. Şurada niye böyle olmuş? Bunlar 4 olacak. Sonuna ekliyoruz zaten. Yani bu sıranın baş tarafı değişmiyor. Hep sonuna ekleyerek gidiyoruz. Orada bir yanlışlık yapılmış. Burada yok değil mi? Burada yok. Bekmiş yanlış. 5'e eklediği zaman mı yapmış? 5'i hem sona eklemiş, hem de izinin değerini 5 yapmış. Yani, kitapta da böyle mi? Kitabın hatalarından bir tanesi de. Sonuç olarak böyle gezdiğimiz zaman bir ağaç elde ediyoruz. Şu ağacı elde ettiğimizi görmüştük, değil mi? Grafta bu ağaçtan ki edge'lerden fazla edge'ler var. Mesela 3'ten 1'e bir edge var, 4'ten 1'e bir edge var, 4'ten 0'a bir edge var. Şunları Dev First Search Tree'deki edge'ler bizim. Diğerlerine de back edge'ler diyoruz. Forward edge'ler, bunlar forward edge'ler, bunlar da backward edge'ler. Peki. Ne anlamı var mı? Evet, bazı uygulamalarda bu backward edge'leri kullanıyor. Forward edge'ler zaten depth first search sırasında kullandığımız edge'ler. Bazı algoritmalarda backward edge'leri kullanan algoritmalar var. Bu derste görmeyeceğiz ama algoritma dersinde göreceğiz. O yüzden şimdiden söyleyelim.
Evet, onlar da Berg vorteksleri. Şimdi recursive bir yapıdan bahsettik. Recursive bir algoritma, recursive olarak implement etmemiz lazım. Yalnız recursive olarak implement edebilmemiz için ne yapacağız? Bir iteratif koddan recursive bir kodu çağıracağız. Her zaman uyguladığımız metot. Bu iteratif kısmı şurada recursive, en son recursive kodu çağıracağız. Yani şu kodu çağıracağız. Kısaca kodu görelim. Çok fazla bir şey yok aslında. Birçok şey kullanıyor. Array kullanıyor, vektör kullanıyor. Vektörlerden bir tanesi discover order vektörü. Discover order biraz önce gördüğümüz şunu tutacak vektör. Finish order vektörü tutacağız. Bir de ters tarafa gidiyorum. Discover order ne yapıyor? Önce oluşturuyor, sonra size'ını belirliyor. Finish order oluşturuyor, size'ını belirliyor. Visited olup olmadığı ile ilgili bir vektör tutacağız. Bir de parent ile ilgili vektör tutacağız. Zaten şeyde de Red First Search kodunda da görmüştünüz bunu. Böyle bir yapıyı tutmanın yollarından bir tanesi her vertex'in parent'ını tutması. Her vertex kendi parent'ını tutacak. Her vertex için parent'ını belirten bir array bu. 5 numaralı vertex'in parent'ı nedir diye bakacağımız parent vektörü. Okay. Parent vektörü var, discover order vektörü var, finish vektörü var, visited vektörü var. Bir de discovery index ve finish index bu iki şeyde discovery vektör ve finish vektöründe ki iteratörler aslında. İki tane index'imiz var. Onun dışında şu şeyi çağıracağız bir start vertex'le. Burada şurada belirttiğimiz gibi bir bitmediği sürece bütün vertexler dolaşılmadığı sürece kalan vertexler arasında bir tanesi de tekrar algoritmayı çağırıyor. Yani bütün vertexler için eğer vertex visit edilmediyse şu Depth First Search'ü çağıracak. Eğer visit edilmediyse. O zaman ilk birin 0 numaralı vertex'ten başlıyorsunuz. Buradan gidebileceğimiz her yere bakıyoruz. Ondan sonra bir gidebildiğimiz her yeri taradıktan sonra, yani şu kısmı taradıktan sonra bire bakıyoruz, bir visit edildi mi? Eğer bir buradaysa visit edildi. İkiye bakıyoruz, visit edildi mi? İki buradaysa visit edildi. Ondan sonra üçe bakıyoruz, visit edildi mi? Hayır. Üç buradaysa, üçten başlayarak tekrar bu algoritma çağırıyor. Şuraların tamamını tarıyoruz. Sonra dörde bakıyoruz, dört visit edildi mi? 4 diyelim buradan, 5 buradan, 6 buradan, 7 bunların ikisi de değil, 7 visit edilmemiş. 7'den başlayarak tekrar çalıştırıyoruz. Ondan sonra devam ediyoruz. 8 nerede, 9 nerede, 9 visit edildi mi, 10 visit edildi mi, 11 visit edildi mi? Hepsi visit edildiyse koddan çıkıyoruz. İşimiz bitmiş oluyor. Yani aslında bu algoritmayla oluşturduğumuz şey Depth First Search Forest'ı oluşturuyoruz. Sadece Depth First Search Tree'yi oluşturmuyoruz. Bütün vertexleri dolaşıyoruz. Bütün vertexlerin aslında connected component'ları bulmuş oluyoruz. Okey. Problem var mı burada? Esas işi yapan bu. Şu kod. Buraya yine grafımızı parametre olarak gönderiyoruz. Şu i bizim starting vertex'imiz. Parent vektörü gidiyor. Discovery order vektörü gidiyor. Finish order vektörü gidiyor. Visited vektörü gidiyor. Ve
tabii ki şu ilk iki tane iteratör var. Discovery ve Discovery Index ve Finish Index, iki tane indeksimizde parametre olarak gidiyor. Bu parametrelerin hangileri input parametresi, hangileri hem input hem output parametresi? Grafı değiştirecek mi? Şu kod. Hayır. Graf sadece input. İ de değişmiyor. İ de input sadece buraya. Parent'ı değiştiriyor. Çünkü parent bir vektör. Vektörün içerisinde bazı yerlere bir şeyler yazıyor aslında. Bunu değiştirecek. Discover order, evet değiştirecek. Finish order'ı değiştirecek. Visitor'ı değiştirecek. Discover index'i. Bunların hepsinin mecburen nasıl gitmesi lazım? Referans olarak gitmesi lazım. Şu ikisinin referans olarak gitmesine gerek yok aslında. Değil mi? Ama koskoca grafı referans direkt olarak göndermek de mantıklı değil. Yapabileceğimiz constant referans. Büyük bir ihtimalle grafı constant referans olarak gönderecek. Zaten constant referans olarak geldiği için buraya mecburen constant referans olarak gelecek. Constant referans olarak geliyor zaten. İyi value olarak gönderebilir değil mi? Diğerlerin hepsi referans olarak gitmesi lazım. Zaten farkındaysanız buraya parent discover order ve finish order parametreleri gelmiş durumda. Gene referans olarak. Çünkü bu üç bilgi bu kodun da output'u. Start nedir? Start nedir bulunmuş? Start hatırlayamadım. Nerede start? Var mı? Start diye bir şey kullanmış mı? Nerede? Hayır, var da kullanılmış bir yer var mı? Ben göremiyorum. Yani belli bir yerden başlayarak yapayım gibi düşünüyor ama hepsini gezdiği için o start'a ihtiyacı yok aslında. Ama birden fazla tree oluşuyor. Bir force oluştu ya. Ve referans olarak gelmiyor farkındaysan. Real olarak geliyor. O yüzden bu da kullanması lazım ama kullanmıyor. Ekstra bir parametre. Warning alırsınız herhalde değil mi? Parametre var ortalıkta ama kullanmıyor diye. Herhalde şeyden kopyalamış şuradan. Breadth First Search'te de benzer yapı olması lazım. Buradan kopyalamış. Orada kalmış herhalde. Gibi geliyor. Çünkü ihtiyaç yok. Esas işi yapan burası. Burası üzerinde konuşalım. Gördüğünüz gibi grafik constant reference olarak alıyor. Current bizim başlangıç yerimiz. Onu normal value olarak almış. Diğerlerinin hepsi referans olarak alınmış. Öyle olması gerekiyor. Ne yapacaktık? İlk current zaten proses edilecek. Current'ın visitor'ını true yapıyor. Artık bunlara bu vertex'e, current vertex'ine bir daha gelmeyeceksin deniyor. Discover edildi bunu. Discover order'ını da current'ı koyuyor. Discover index'i bir artırarak. Artırmadan koyuyor, ondan sonra artırıyor. Neyse. Yani array'in içerisinde, vektörün içerisine current'ı aslında pushback ediyor değil mi? Niye pushback kullanmamış? İndeksi kullanmayıp pushback'i kullanabilir değil mi? Tekrar zaten ekliyor vektörü. Vektörde pushback'i var. Direkt onu kullanabilir. Ondan sonra bu graf içerisinde current'a adjacent olan vertexleri dolaşacak. Nasıl yapacak bunu? Current'a adjacent olan vertexlerin iteratörünü almış bir iteratör.
Current'e adjacent olan vektörün teoremini veriyordu bu, hatırlıyorsanız. Başlangıcını. Bu da sorununu veriyor. Bu ilk vertex'ten son vertex'e kadar bu iterator üzerinde dolaşıyor. Current'ten adjacent olan vertex'ler üzerinde dolaşıyor. Ondan sonra bu iteratörden şeyi bulması lazım. Adjacent olan vertex'i bulması lazım. Nasıl bulacak? İteratörü dereference etmiş. Bu bir edge veriyordu. Edge'in destination'ını almış. Değil mi? Neighbor olarak. Okay. Neighbor visit ise zaten bir şey yapmayacak. Ama visit değilse onun için işlemler yapması lazım. Ne yapıyor burada? Önce neighbor'ın o bulduğu vertex'in parent'ı benim diyor. Benden gidildi o vertex'e. Ondan sonra o vertex, neighbor vertex için tekrar bunu çalıştırıyor. Gördüğünüz gibi diğerleri aynı. Diğer parametreleri olduğu gibi geçiyor. Tabii değiştirdi bazılarını bir miktar. Fakat şey değişmiş sadece. Current yerine neighbor gönderilmiş. Okay. Bütün adjacent olan vertexler için bu işlem tamamlandıktan sonra, yani bütün recursive call'lar tamamlanıp geri döndükten sonra artık bu vertex'in işi bitti. Vertex'in finish order'ını mark ediyoruz. Aynı discover order'ını mark ettiğimiz gibi. Tamam. Problem var mı? Bu algoritma ne kadar zamanla çalışır? Daha doğrusu bu ne kadar zamanla çalışır? Vertex'in kaç bağlantısı olduğuna bakar başlığına. Buna baktığımız zaman şu kodu çalıştırıyor değil mi? Kaç kere çalıştırıyor? Bütün visitli olmayanlar için çalıştırıyor. Visitli olmayanlar için çalıştırıyor. Şurada bir döngü var dışarıda. N kere çalışan bir döngü var ama bu N kere çalışan döngü içerisinde N vertex sayısı tabiyorsunuz. Her biri için şu kodu çalıştırmıyor. Fonksiyon kol yapmıyor. Bazıları için yapıyor. Visitli olmayanlar için yapıyor. Peki her bir kolda ne kadar zaman harcıyor? Bu recursive bir algoritma. Mantığını düşünerek analiz etmek biraz daha kolay belki. Ne yapıyor? Herhangi bir vertex'ten başlıyor. O vertex'e adjacent olanlara bakıyor. Ondan sonra her bir vertex'e tekrar adjacent olanlara bakıyor. Her bir vertex'e adjacent olanlara bakıyor. Değil mi? Yaptığı işlem sadece visited değilse çağırıyor tekrar kendini. Sadece visited değilse çağırıyor kendini. Visit olanlar için tekrar çağırma yok. O zaman bu fonksiyon kaç kere çağrılıyor diye baktığımız zaman sadece şuradaki vertexler için çağrılıyor değil mi? Şu sıfır için çalıştırıldığı zaman şuradaki vertexler için çağrılıyor. Ondan sonra buradaki vertexler için çağrılacak. Daha sonra da bunun için çağrılacak. Ama öncelikle şunlar için çağrılıyor. Şuradaki her bir vertex için şu kod bir kere çalıştırılıyor değil mi? Görüyoruz bunu değil mi? Çünkü visited olmayanlar için çalıştırıyor. Bir tane, her bir vertex için sadece bir kere çalıştırıyor. Birden fazla çalıştırılması söz konusu değil. Başladığı zaman işte bir şey var burada, assignment var, constant time süren. Şurada bir döngü var, şurada da bir assignment var, constant time. Döngüye bakmamız lazım. Döngü ne kadar zaman alıyor? Döngüde ne yapıyor? Bu vertex'e adjacent olan bütün vertex'leri teker teker dolaşıyor. Yani şu vertex'e adjacent olan bütün vertex'leri teker teker dolaşacak. Değil mi? Bir vertex'e adjacent vertex sayısı ne olabilir? En eksi bir tane olabilir. En fazla bu en eksi bir tane vertex'i dolaşıyor. Değil mi? Aslında en eksi bir olmaz. Şurada kaç tane vertex varsa o kadar olur değil mi? Diğerlerine zaten bağlantısı yok.
Sonuç olarak kaç tane adjacent var diye baktığımız zaman, kaç tane bu vertex'e adjacent var dediğimiz zaman sayı değişiyor ama toplamda bütün vertexler için aynı şeyleri yaptığımız takdirde toplam sayı ne olacak? Şunun için buna adjacent olanlar, artı bunun için buna adjacent olanlar, artı bunun için buna adjacent olanlar, artı bunun için buna adjacent olanlar. Bunların hepsini topladığımız zaman hangi değeri elde ederiz? Evet, edge sayısını elde ederiz. Aslında tam edge sayısını değil, her bir edge'i, şu edge'i bir bunun için bunu discover ederek yaptık, bir de bunun için bunu discover ederek yaptık, bunu bakarak yaptık değil mi? Yani bir edge için iki kere yapıyoruz, iki kere işlem yapıyoruz, iki kere adjacency check ediyoruz. Değil mi? Her bir edge için iki kere yapıyoruz. O yüzden edge sayısının iki katı kadar şuraya girecek. Değil mi? Şu işlemle gelecek. Ama şuraya girmesi, visited'in içerisine girmesi sadece şuradaki node sayısı kadar olacak. Döngünün boş dönmesine sadece yapıyor. Döngünün boş dönmesi işte şey, döngünün boş dönmesi demek şu visited olmaması durumunu söylüyorsun. Orada zaten birkaç tane assignment var, bak bir tane şurada var, bir tane check var. Onları sayacaksın tabii ki. O ne kadar? Edge sayısı kadar toplamda. Bunu söylemeye çalıştım. Bir iş yapılmıyor sonuçta. Niye bir iş yapılmıyor? Bir assignment var en azından. Bak burada. Diğerine göre az olduğuna hesap yaparak karar verebilirim. Ama hesap yapmadan karar vermem mümkün değil. Biraz sonra geleyim senin sorunu tekrar. Şimdi buraya kadar tamam mı? Bizim iki tane şeyimiz vardı. Graph representation'ımız vardı. Bir tanesinde adjacency list. Bir tanesi de adjacency matrix değil mi? Aslında analizlerimizi bu ikisine göre yapmamız lazım. Çünkü şuradaki bir vertex'e adjacent olan vertex'leri bulmak bir tanesinde kolay, bir tanesinde biraz daha zor. Hangisinde kolay? Adjacent liste kolay. Çünkü o liste içerisinde bütün herhangi bir vertex'e adjacent olanlar bir liste içerisinde. Değil mi? Ama adjacency matrix'te iş biraz daha zor. Bir row'a bakıp, matrisin bir row'una bakıp oradaki birleri bulmaya çalışmamız lazım. Değil mi? Bu ikisine göre analizimiz farklılık gösterecek. Yani sizin aşağıda kullandığınız representation algoritmanızın performansını etkileyecek. Bunu zaten konuşmuştuk, hatırlıyorsunuz. Şimdi öncelikle adjacency list kullandığımızı düşünürsek, şu iteratörle gezmek, bütün adjacent'ların gezmek ne kadar zamanımızı alacak? Adjacent vertex'lerin sayısı kadar zamanımızı alacak değil mi? Daha fazla almayacak. Ve bunların bütün şuradaki vertex'ler için toplamı edge sayısı kadar. Bunu da konuştuk. O zaman algoritmamızın şu kısmının çalışma süresi edge sayısı kadar olacak. Şuradaki edge sayısı kadar. Ona şu komponenta 1 dersek E1 diyelim. Şu kısmı, algoritmamızın bu kısmı nedir? Visit olmayanlar için şu assignment ve recursive call var. Onun da buradaki vertex sayısı kadar çalıştığını söylemiştik. O da V1 kadar çalışacak. Ondan sonra burası dönecek. Biraz önce baktığımız bir başka vertex'te tekrar çalışacak. Şuradaki edge sayısı artı vertex sayısı E2 ve E2 kadar. Şurası çalışacak tekrar. Ondan sonra bir tanesi için daha E3 artı V3 kadar çalışacak. Şunun toplam çalışma süresi ne olacak?
E1, E2, E3'ün toplamı yani graftaki toplam eş sayısı artı graftaki toplam vertex sayısı kadar çalışmış olacak. Bunu görüyoruz değil mi? Yani adjacency list kullanırsak algoritmamızın çalışma süresi V artı E olmuş olur. Peki hala adjacency matrix olsaydı ne olacaktı? Adjacency matrix olsaydı şuradaki adjacent nodları bulmak işlemi ne kadar zaman alacaktı? Bir vertex'e adjacent nodları bulmak. Lineer. Neyle lineer? Vertex sayısıyla lineer zaman alacaktı. Yani her bir vertex için lineer zaman alacaktı. Her bir vertex için lineer. Yani şuradaki vertexler için V1 tane vertex vardı. Her biri için V1 kadar zaman alacak. Yani V1'in karesi kadar zaman almış olacak. Bulmamız. Artı visited'lar için şu işlemi yapacağız. Visited V1 tane. Bu işlemlerin zamanı tekrar değişmeyecek. Bu yine V1 zaman alacak. Tamam. Bunun için de aynı şekilde V2'nin karesi artı V2, aslında V2'yi yazmama gerek yok. Bu da V3'ün karesi kadar zaman alacak. Tamam. Niye? Çünkü şurada herhangi bir vertex'e adjacent olan vertex'leri bulmam adjacency matrix'te matrisin bir row'unu dolaşmam demek. Pardon. Şunlar yanlış ya. V1 çarpı N kadar alacak değil mi? V1 çarpı V kadar alacak. Artı V1. Bir daha tekrarlıyorum. Bir yanlış söyledim. Şimdi şuradaki herhangi bir vertex'in adjacent'larını bulabilmem için şu ne dedik buna? Current dedik değil mi? Current'ın adjacent matrix'teki şu row'un tamamını dolaşmam lazım değil mi? Adjacent'ları bulabilmek için. Ne kadar zaman alacak? Bir row'da n tane eleman varsa daha doğrusu bir row'da v tane eleman vardı. Bu kadar zaman alacak. Her bir vertex için. Değil mi? Bu da kaç tane vertex için bunu yapmıştık? V1 vertex için yapmıştık. Çarpı V1. Şu işlem. Artı şurada visitler için birkaç işlem daha var. O da V1 zaman alacak ama bunun içerisinde diye düşünebilirim. Artı V1 yazmanın çok fazla manası yok. Çünkü bunları o notasyonun içerisinde koyacağım. V1 nerede? Şimdi şurada her bir vertex'in burada current için yaptık değil mi? Current'ın adjacent'larını bulmam V1 V zaman aldı. N zaman aldı. N diye düşün. N yazmam daha kolay. N zaman aldım. Değil mi? Fakat bunu bir kere yapmıyorum. Recursive call'lar içerisinde şu connected components için her bir vertex için yapıyorum. Şuradaki her bir vertex için yapıyorum. Burada kaç tane vertex var? V1 tane vertex var. Birinci vertex için N kadar çalışıyorum. İkinci vertex için N kadar çalışıyorum. V1 tane vertex için N kere çalışmam lazım. Yani şuradaki tüm vertex'lere bakmam lazım. Bir şey, adjacency için de geçerli. E1 tane edge dolaşılacak ama her bir nodu dolaşılacaksa E1 çarpı V1 olması lazım. Hiç düşünmüyorum. Şunu bitirip ondan sonra denelim mi? Bu burası tamam mı? Şu V1 de şu kısmı N çarpı V1 şu kısmı onun içerisindeki kısım V1 zaman alacak. Şimdi bunları n ve 1, n ve 2, n ve 3 topladığım zaman ne elde edeceğim? O ve kare. Değil mi? Adjacency matrix'te o ve kare zaman alacak.
Bu anlaşıldı mı? Niye oldu? Şuradaki adjacent'ları dolaşma süremin uzunluğundan dolayı. Bunu daha önce konuşmaya çalışmıştım zaten. Pazartesi günü hatırladım o kadar. Şimdi dönelim senin soruna. Adjacent listi düşündüğüm zaman herhangi bir vertex'in adjacent olan vertex'leri bulmam ne kadar zaman alıyor? Yani adjacent listi şöyle bir şeydi, hatırlıyorsunuz. Bir tane vektör vardı. Her bir vektörde bir liste vardı. Şöyle düşünelim, değil mi? Bu buna bağlı olanlar listesi. Bunda hiç yok diyelim. Bunda bir tane var. Bunda işte kaç tane varsa. Böyle bir durum. Herhangi bir vertex için, şu vertex için şunların üzerinden dolaşacak. Sonra bu vertex için bunların üzerinden dolaşacak. Bu vertex için bunların, bu vertex için bunların, bu vertex için bunların üzerinden dolaşacak. Pekala, dolaştığı toplam büyüklük nedir diye baktığımız zaman şuradaki toplam büyüklük. Bu büyüklük neydi? Bir edge iki yerde vardı. İşte 0'dan 5'e, 5'ten 0'a diye. Değil mi? Her bir edge iki kere geçiyordu. Çünkü undirected graph durumunda. Edge sayısının iki katı kadar geri dolaşmam gerekiyor. Yani şu for döngüsü içerisinde edge sayısı, for döngüsünü yaparken edge sayısının iki katı kadar zaman harcıyorum ben. Diğerinde vertex sayısının karesi kadar zaman harcarken adjacent matrix'te, adjacent list'te edge sayısının iki katı kadar zaman harcıyorum. Bunu görüyoruz değil mi? Bu önemli. Adjacent list ile adjacent matrix'in farkı. Performans, aynı algoritmaya farklı performanslar sunuyor. O yüzden en başta şey demiştik, algoritmayı tam olarak specify etmemiz lazım performansından bahsederken demiştik. Algoritmayı aslında tam olarak specify etmiş durumda değiliz. Niye? Grafın nasıl represent edildiğini belli değil burada. Yani şu kodu ben analiz edemem. Analiz edebilmem için grafın ne şekilde represent edildiğini bilmem lazım. Ne, o neye bağlı? Şu iteratörün nasıl dolaştığını bilmem lazım. Şu kısmı analiz edemiyorum. Çünkü burada bazı fonksiyon çağırmalar var. Onun nasıl yapıldığını bilmem lazım kodu analiz edebilmem için. Anlaşıldı mı? İşte şu iteratörle dolaşma, adjacent matrix üzerinde dolaşma şeklinde ise farklı bir çalışma süresi veriyor. Adjacent list üzerinde dolaşma şeklinde ise farklı bir çalışma süresi veriyor. Şimdi biraz önce bir soru vardı. Ne demiştin? Tekrar bir soruyu. Boş dönmeleri hesaba katıyor muyuz, katmıyor muyuz? Şuradaki boş dönme dediği, şu visited kısmında recursive call yapmıyoruz da sadece check'i yapıyoruz, şuradaki işlemleri yapıyoruz fakat recursive call'u yapmayan kısma boş dönme ismini vererek söylüyorsun. Şimdi, bu boş dönmeler sebebiyle yaptığımız işlemler nedir? Şu E'ler değil mi? Dolu dönmeler sebebiyle yaptığımız işler D'ler. Yani boş dönmeler sebebiyle ki işimiz şu, dolu dönmeler sebebiyle olan soko, işimiz bu. Bunların hangisi daha büyük? Eğer ben bunları ihmal etseydim, vertex sayısıyla lineer zamanda yapıyorum diyecektim ki yanlış. Edge sayısı da önemli. Ki edge sayısı vertex sayısının karesi kadar çok olabilir. O zaman da zaten tamamen farklı bir sonuç elde etmiş oluruz. Çok kötü bir analiz yapmış oluruz. İkisinin sayısı da eşitse o zaman üsttekini kullanmak daha mantıklı. Neyin sayısı eşitse? Ha, yani şu ikisi arasında karşılaştırırsak, oraya gelelim. Ama senin sorun anlaşıldı değil mi? Sen sorunun cevabını aldın. O boş dönmeler de boş dönme olarak
Orada iş yapıyorsun. Niye yapıyorsun? İşte iteratörü arttırıyorsun, o teratörün gidiyorsun, destination'ını buluyorsun vesaire. Birçok iş yapıyorsun. Onları iş yapmıyorum gibi farz etmen ve ihmal etmen mümkün değil. Onların sayısı çünkü aslında dominant faktör. İş yapıyorum diye dediğin kısım dominant değil. Aslında dominant olan edge sayısı. İş yapmadın, yapmayarak harcadığın zaman. Softball, orada iş yapıyorsun aslında. Şimdi, bu iki çalışma süresine baktığımız zaman hangisi daha iyi? Neye bağlı? Edge sayısına bağlı. Yani grafın spars olup olmamasına bağlı. Eğer grafımız sparssa, yani edge sayısı, vertex sayısının karesiyle orantılı değilse, o zaman üstteki daha iyi grafımız spars. Eğer grafımız spars değil, dense ise, alttaki daha iyi. Alttaki daha, niye daha iyi? Aslında aynı değil mi? Şu b kare, ikisi aynı sonuç verecek. Ama buradaki işlemler, matris üzerindeki işlemler çok daha basit işlemler olduğu için burada list üzerinde dolaşma, orada matriste indeks arttırma. İndeks arttırırken pek çok işte güzel özelliklerimiz var. Keşi kullanma ihtimalimiz var vesaire. O sebeplerden dolayı bu daha iyi. Aslında asimptotik olarak aynı sonuç veriyor değil mi? Asimptotik olarak aynı çalışma süresi. Peki. Zaten çok fazla tamam. Yeni başladık değil mi?